Abra abi iyi günler. Felipe Melo ile hala görüşüyor musun? İyi geceler dilerim. İyi günler. Çok özür dilerim. Sabri Sarıoğlu'nu görmüş, formasını giymiş, geçmiş videosunu çekmiş bir kere. Helal olsun Vallahi helal kendisine. olsun. Melo ile birebir şöyle zaman zaman görüşüyoruz. Mert de ben devamlı görüşüyorum. Mert, Çetin şu an Galatasaray'dan ayrıldı ama yıllarca hizmet etti. Hem tercümanlık olarak hem İdari olarak, evet. yabancı oyuncuların dertlerini halletmek için. Çünkü kolay değildi, inanılmaz zor bir işi vardı. Hani dışarıdan insanlar belki şey sanıyor, sadece çeviri yapıyor. Joker ya adam, çok her şeydi yani. Oyuncunun çok iyi karakter. Oyuncu, yabancı oyuncu şimdi. Değişik bir ülkeye gelmiş, değişik bir kültüre. Gecenin bir saati bir şeye ihtiyacı var. Mert'i arar. Mert yatağından kalkıp koşa koşa giderdi. Yani onunla devamlı görüşüyorum. Bazen görüntülü konuşma yapıyoruz Melo'yla. Birbirimize selam söylüyoruz ama hani... O da reis, sen de reis. Ne? Yani öyle bakmak lazım. Melo reis, ne? Sabri reis. Melo yani çok reis iyi. Nereden çıktı Sabri? Yani bir anda o oluşan... hani bir tane pozum var böyle arkana böyle ceketini Yok, asmış bir şekilde. Ondan önceydi evet. o ya. Ondan önce oldu. Reislik yani... var mı sende? Yok yani insanlar ilk başta şey sandı ya bu herhalde vuruyor, kırıyor, bilmem ne bir şey yapıyor. Şu anda yapıyor daha ama. Bak sana. Kıyafetler dedi. Tabii. İnsanlar yani karşısına çıkıyoruz böyle dikkat etmek lazım. Elle tesbih alsa tam. Tamam. Yani öyle bir yapım yok. Yani herhalde şeyden yani ben maçı yaşayan bir insanım. Taraftarlar olan diyaloğum, üşü çektirme olsun. Futbolu yaşayarak taraftarla beraber yaşadığım için o anlamda bir reis lakabı çıktı. İlk başlarda tabii ben de bir garipsedim ama artık devamlı reis artık Sabri dediklerine dönmüyordum. Yani ben artık alıştım yani reis deyince dönüyordum. Yani Sabri deyince bir şey oluyordum falan böyle. Ama sağ olsun Galatasaray taraftarı her zaman bana destek oldu. Evet zaman zaman protesto yedik mi yedik. Ama yani gerçek taraftar oyuncunun iyi niyetini bilir. Oyuncunun kötü de oynasa mücadele ettiğini bilir. Hani ben inanıyorum ki ben o mücadeleyi gösterdim ki böyle bir sevgiyle karşılaştım. Çünkü evet ben de dönem performans olarak kendimi beğenmediğim zamanlar oldu. Doğal olarak her futbolcu yaşıyordu bunu. Ama evet tepki çektik ama hiçbir zaman onları Galatasaray taraftarına gönül koymadım. Evet üzüldüğüm zamanlar oldu ama sonuçta taraftarda gönül verdiği takımın başarılı olmasını istiyor. O yüzden stada geliyor. İçimizi cebindeki son parasıyla bilet alıp maça geliyor. O psikolojiyi düşündüğüm için hiçbir zaman gönül koymadım. Ve onlar da nacizane öyle bir lakap uygun görürler bana. Yani benim için mutluluk verici bir şey yani. Ama dediğim gibi tekrardan öyle teşvik edeceğim. Öyle bir anlamı yok. Bir şey yok yani. Şimdi tam da böyle Melo ile ilgili bir soru gelmişken konuyla da alakalı olduğu için günün sorusuna geçiyorum. Bugün de son sayfa izleyicisine soruyoruz. Kanka futbolcular denince aklınıza kimler geliyor? Bize bunu söyleyin. Bakın hemen de konuyla ilgili aslında planlamamıştık ama bir soru geldi. İşte bazen takımlarda böyle işte Ergün Pembe örneği mesela oda arkadaşlığı. Bazen iki oda arkadaşı normal hayatta da çok yakın olabiliyorlar. Takım arkadaşları bütün yedikleri içtikleri ayrı gitmiyor bir arada olabiliyorlar. Ezeli rekabet içerisinde olan takımlarda da çok yakın arkadaşlar olabiliyor. Sizin aklınıza böyle yabancı da olabilir tabii ki, dünyaca ünlü de olabilir. Kanka futbolcu kimler geliyor yakın arkadaş? Bizimle şöyle paylaşın, biz de hatırlayalım, şöyle bir hafızamızı tazeleyelim. Kimler bir arada konsol oyunlarından vazgeçemiyor, yemeklerini birlikte yiyor, tatillere birlikte gidiyor. Buradan bakalım. Mesela Kadir Bey, Uğurcan Dorukhan demiş. Doğru, onlar devamlı görüşüyorlar olabilir, beraber. Evet. Ertuğrul Bey, Selçuk Burak demiş. Doğru. Doğru mudur? Belli bir döneme kadar doğru. Ergün Pembe, Bülent Korkmaz. O da arkadaşlığı. Tabii. Burak Yılmaz Arda mı? Onlar da öyleydi. Bir dönem değil mi? Bir evet. Dönem. Bakıyorum başka değişik bir Feyyaz cevap. Metin. Ali. Cenk Tosun, Ryan Babel demişler. Belki ya Cenk demeyin şu adam Allah aşkına. Pardon, yine konu oraya geldi ya. Başka kim olabilir? Metin Ali Feyyaz Yavaş. Var. Baya eskiye gittin sen. Ya çok eskiye gittik yani. İrfan Can Kahveci, Ozan Tufan. Doğru. Doğru. Hatta geçen beraber resim çektik. Evet evet senede. Beraber Mesut Özil de vardı. Peki Sabri Sarıoğlu'nun dönemi kankası. Şöyle Galatasaray'da. Yani en kankası olan futbolcu kimdi? Benim kankamdı dediği. Benim kankam yani. Arda. Benim kendi açımda evet, yoksa evet, ikili kankası. Mi? Hayır hayır. Sabri Sarıoğlu'nun kankası. Ben ilk başlarda Ergün abiyle beraberdim. Hani hem
O abindi, kankanı soruyorum size. Ama şimdi her evet, aktivitede beraber olmak. Yaş farkı vardı ama Ergün abiyle ama hani kanka gibiydik tabii, yani. Öyle de oluyor. Ben çok evinde beni misafir etmişliği var. Devamlı beraberdik yani, devamlı zaman geçiriyorduk. Ondan sonra Ayhan abiyle aynı şekilde oldu, Ayhan Akman'la. Ona da devamlı şey oldu. Kivul senin dönemde mi abi? Kivul. Evet, Kivul'da beraber. Hatta Bordo maçı mıydı o? Evet evet, Bordo maçı. Uzaktan senin golün var. Onun o da var. O son dakika attığımız gol. Kivul'da inanılmaz bir gol atmıştı o maçta. Hani ben kendi maçımdan onu birçok var. Mesela Mustafa Sarp da aynı şekilde oynadığım dönemde. Devamlı dışarıda görüyor. Çağlar birinci. Ayhan Akman. Ben senin kankanı biliyorum ya. Sabri Sarıoğlu, Volkan Demirel. Yo yani mesafe yakın olsa, yani aynı ortamda olsak Volkan'a devamlı görüşürüm ki. Yani genelde onlar karşı tarafta olduğu için. Siz o kavgada mı samimi oldunuz abi? Yok, biz de onun önce de amil takımla beraberdik. Yani dediğim gibi yani ben yeri geldi Emre abiyle de maç içerisinde tartışmıştım oldu ama milli takımda birbirimizden özür diledik. Uzatmadık konuyu yani. Böyle olması gerekiyor. Melih Kaya yazmış, diyor ki Caner ve Gökhan her yere birlikte gidiyorlar. Takımlara bile demiş. Fatih Terim, Müfit Erkasap. Değil mi? Tam, tam. Hala kanka. Tam kanka. Messi, Neymar. Yok ya, onlar bence. Bilmiyor şimdi özel hayatlarını. Tabii. Mesela beraber. Ronaldo'nun kankası var mı takımda, onu da bilmiyoruz. Yani. O yok herhalde. Değil mi o? Ya hatta bir kim bir röportaj, Ronaldo ile dışarı takılmak istemezsin diye bir röportajı vardı. Ben de, yani, ben de duydum işte, onu. Asitli bir şey içmez, yemek evet, evet. Yemek kanka olamazsın ki, adamla ortak yani, bir şey yapamazsın. Ortak bir şey yapamazsın. Anca yani. Buz banyosuna girersiniz beraber. Evet, donarsın. Tabii donarsın. Çok disiplinli gerçekten tabii, hayatı. Tabii hatta ben Hamit'le bunu bir kere konuştum. Yani Real Madrid'le beraberlerken hani inanılmaz çalışmaya odaklı. Hani maçtan gelirdik diyor, deplasmandan. Herkes gider ailesini görmeye gider, kalır tesiste diyor. Buz banyosunu yapar, kim ekstra çalışır. Ronaldo için yani. Yani. Ona kanka olunmaz. Olunmaz. Onda keyifli zaman geçiremezsin. Dembaba ve Musa Sow. Evet, bir dönem tabii hem de aynı ülkeden olmaları bir arada çok zaman. Ümit. Uça Hög var. Uça. Onlar tabii normalde sivil hayatta da mı çok bir aradalardı? Ben şeyi sayabilir miyim? İki Ümit. Ümit Davala, Ümit Karan. Şimdi onu okuyordum. Ümit Karan, Ümit Davala gelmiş. Ha. Değil mi? Şey, buz adamdı yani o da. Hatta ben 3 tane eşim size sayayım size. Onlar bayağı kankalardı, akrabalardı. Ben Nijerya'da düğünlerine de gitmiştim. Lagos'a gitmiştim, düğüne gitmiştim. Okaça'nın düğüne gitmiştim. Uçe, Okaça, Amokachi. Üçü kankalardı. Hmm, yani. Böyle böyle kanka dedilerdi. Hatta ben düğünlerine gitmiştim yani Nijerya'ya. Lewandowski, Marco Reus gelmiş Yunus Emre Bey'den. Messi, Agüero ve Di Maria. Belhanda Feguli. Yetkin Bey'den gelmiş. Evet, o sayılabilir. Sayılabilir değil mi? Tabii. Bakalım başka. Arda Güler, Ferdi Kadıoğlu demişler. Onlar da bir fotoğraf paylaşmışlardı yakın zamanda. Yanlış mı hatırlıyorum? Arda'yı da adam hatırlattın. İnanılmaz yetenekli bir evet. Kardeşimiz. Evet, Arda Güler'i soracaktım bak. Güzel yani denk geldi izleyicimiz. İnşallah bu çizgisini bozmaz ve daha da üstüne koya koya hem Fenerbahçe'ye hem Türk milli takımına. Kime benzetiyorsun? Sergen Yalçın vari bir tarzı var ama biraz daha tempolusu diyebilirim yani, biraz daha şey, hani yaş olarak da çok olgun bir görüntü veriyor. İnşallah hani o çizgisini bozmaz çünkü zordur, ben onu yaşadım. Hani 17 yaşında ilk A takıma çıktım, işte 18'e giderken oynamaya başladım. Bir anda çevreniz değişiyor, tanımadığınız insanlardan garip garip ilgi geliyor. Böyle sizle alakası ama sizde alakası yok ama şaşırıyorsunuz. Yani herkese inanırsanız hani belli bir şeyden. Ama hiç ona kapılacak bir çocuğa benzemiyor. Öyle öyle. Çok temiz, çok olgun bir kardeşimiz. İnşallah daha da iyi olacaktır. Ben inanıyorum. İnşallah. Hani hem Türk futbolu hem Fenerbahçe için büyük bir kazanç.